Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hız Yayınları 8. sınıf matematik etkinlik kitabında kazanım kavrama testi 16 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler, birinci sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Bir zar atıldığında üst yüzüne tam kare pozitif tam sayı gelme olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler, biliyorsunuz olasılık dediğimiz olay istenen durum sayısı bölü tüm durum sayısı. Evet gençler, buradan bir zar havaya atıldığında gençler 6 tane durum oluşur. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılardan herhangi birisi gelebilir. Burada tam kare sayılarımız gençler 1 var, 1'in karesi. Bir de 4 var gençler, 4'ün karesi. O halde istediğimiz 2'dir. 2 bölü 6'yı da sadeleştirirsem 1 bölü 3 olur. Sorumuzun yanıtını C seçeneği olarak işaretleriz. Evet, ikinci soruya geçelim. Yukarıda verilen şekil eş karelerden oluşmuştur. Buna göre bu şekil üzerinden seçilen bir noktanın boyalı bölgede olma olasılığı kaçtır? Şimdi gençler, şeklin tamamı 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 25 kareden oluşuyor. O halde olasılık diyorum 25'te. Evet, boyalı olanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 25'te 9 gençler. Bunu yüzdeye çevirmek için, faydamızı 100 yapmak için 4 ile genişletirsem 4 kere 9 36 bölü 100'den %36 olur diyoruz ve %36 cevabını Denizli seçeneğinde doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet, devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Evet, 44 tane özdeş boya kaleminin olduğu bir kutudan rastgele bir kalem alınıyor. Alınan kalemin turuncu renkli olma olasılığı 2 bölü 11 olduğuna göre kutuda kaç tane turuncu renkli kalem vardır? Gençler, turuncu renkli kalem sayısına x diyecek olursam, yani 2 bölü 11 toplam kalem sayısı 44'te x'tir gençler. Buradan içler dışlar çarpımı diye düşünecek olursam 11 ile x'i çarpıyorum. Eşittir 44 çarpı 2. X'i bulabilmek için her iki tarafı 11 ile sadeleştirelim. Evet, 44 ile 11 sadeleştirsem 4 olur. O halde x'in değeri 4 çarpı 2'den 8 olur diyoruz ve B seçeneğini doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet, devam edelim ve dördüncü soruya geçelim. Evet, bir torbada eş büyüklükte 10 tane siyah, 5 tane kırmızı ve bir miktar beyaz top vardır. Torbadan rastgele seçilen bir topun siyah olmama olasılığı 3 bölü 5 olduğuna göre torbadaki beyaz top sayısı kaçtır diyor. Gençler, beyaz top sayısına x diyecek olursam, şimdi siyah olmama olasılığı gençler 3 bölü 5 ise şöyle diyebiliriz arkadaşlar. O halde siyah olma olasılığı siyah olma olasılığından yola çıkabilirim gençler. Şimdi bir şeyin tamam 1'di gençler. 1'den 3 bölü 5'i çıkaracak olursak 5 kere 1 5, 3 çıkardım. Siyah olma olasılığı 2 bölü 5'tir. Siyah olma olasılığı 2 bölü 5. O halde gençler, siyah olma olasılığı 2 bölü 5 ise şöyle düşünelim. Siyah olma olasılığı ile ilgili, yani 2 bölü 5'i tüm topların sayısı gençler 10 tane siyah, 5 tane kırmızı ve bir miktar beyaz var. Toplarsam 10 artı 5 artı x olur. Yani 15 artı x tüm topların sayısıdır. Siyah top sayısı gençler 10'du. Bakın, buradan istersek şöyle içler dışlar çarpımı yaparsak buradan gençler x'in değerini bulabilirim. 2 ile 15 artı x'i çarpıyorum. 2 çarpı 15 artı x eşittir 5 çarpı 10. Buradan 2'yi içeri dağıtırsam 30 artı 2x eşittir 50 oldum. 30'u karşıya gönderirsek 2x eşittir. Bakın, 30 eksi 30 olarak karşıya geçtim. O halde 2x'in değeri 20'dir. Buradan her iki tarafı 2'ye bölersem x'in değeri 10'dur diyoruz. 10 zaten beyaz top sayısıydı. Buradan da B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet, devam edelim ve 5. soruya geçelim. Evet, Eren aşağıda verilen kartonu her biri eş olacak ve hiç parça artmayacak şekilde keserek kare şeklindeki parçalar elde etmek istiyor. Eren'in elde edeceği karenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olacağına göre Eren'in bir kenar uzunluğu 6 santimetre olan kareleri elde etme olasılığı kaçtır diye soruyor. Gençler 24 ve 54'ü öyle sayılara böleceğiz ki gençler herhangi bir parça artmayacak. O halde ne diyorum? 24'te 54'ün ortak böleni gerekir diyorum. Yani bu öncelikle ortak bölenlerini elde etmek istiyorum. Buradan EBOB'unu bulalım gençler. 2'ye bölelim. 12, 27. Her ikisini böyle işaretledim. Tekrar 2'ye böldüm 6. 27 bölünmedi. 2'ye böldüm 3. 27 bölünmedi. 3'e böldüm 1. 9. Her ikisini böldü. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Buradan gençler EBOB'ları 2 çarpı 3'ten 6'dır. Şimdi gençler burada 6 santimetreyi şöyle düşüneceğiz. Yani bu 6 santimetre olabilir veya 6'nın bölenleri de olabilir gençler. 6'nın bölenleri bakın. Yani 1 çarpı 6, 2 çarpı 3. O halde kenar uzunlukları gençler, kenar uzunluklarının alacağı değerler 1, 2, 3 ve 6 olabilir. Benden istediği gençler olasılık değeri için direkt olasılık yazalım. Evet. 1, 2, 3, 6, 4 tane durum var. Bunlardan gençler 6 santimetre bir tanedir. Yani 1 bölü 4 olur. Bunu da C şıkkında işaretleriz. Demek ki 6 tane 6 santimetre olması olasılığı gençler 1 bölü 4'tür diyorum. Ve 6. soruya geçiyorum. Aşağıdaki tabloda bir spor okulundaki öğrencilerin boylarına göre dağılım verilmiştir. Buna göre bu spor okulundaki rastgele seçilen bir öğrencinin boyunun 180 santimetreden kısa olmama olasılığı kaçtır? İşte 180 santimetreden kısa olmama yani 180 santimetreden fazla olma. O halde olasılık diyorum. Evet, istenen bölü tüm durumlarda gençler. Toplam öğrenci sayısına bakarsak 10, 19, 26, 4 daha 30. Toplam öğrenci sayımız 30. Gençler burada 80 santimetreden kısa olmayanlar 180 ve fazlası olanlardır. 9, 7 daha 16, 4 daha gençler. Toplam 20 tane istenen durum var. 20 bölü 30'u da sadeleştirirsek 2 bölü 3 olur diyoruz ve C şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet, 7. sorumuza geçelim. Bir masanın üzerinde bulunan iki kalem kutusu yanda gösterilmiştir. Kutularda bulunan kalem sayılarının renklere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Akın Bey bu iki kutudaki kalemlerin tamamını alarak içi boş bir çekmeceye koyuyor ve ardından çekmeceden rastgele bir kalem seçiyor. Buna göre Akın Bey'in seçtiği kalemin mavi olma olasılığı kaçtır? Şimdi gençler öncelikle toplam kalem sayısına bakalım. Birinci ve ikinci kutuda toplam 10 tane kırmızı var. 4, 6 daha 10 tane mavi var. 6, 8 daha 14 tane siyah var gençler. O halde bunların toplamı da 10, 20, 34. Olasılık dediğimiz gençler istenen bölü tüm durumlar. Tüm kalem sayısı 34 diyorum. İstediğimiz gençler mavi kalem sayısı. Bu da 10 tane. 10 bölü 34'tür. Bunu da 2 ile sadeleştirelim. 5 bölü 17 olur diyorum ve C şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyorum. Evet, devam edelim ve 8. sorumuza geçelim. Evet, 8. soruda gençler bu sayılardan biri rastgele seçildiğinde bu sayının ifadelerden hangileri doğrudur şeklinde soruyor. Gençler burada 3 ile bölünebilme kuralına, 5 ile bölünebilme kuralına kesin olayı, imkansız olayı anlatıyor. Daha sonra gençler asal sayıyla ilgili bilgimizi vermiş. Benden istediği gençler ilk 3 tek asal sayı her seferinde birer kez kullanılarak yazılabilecek tüm 3 basamaklı doğal sayılar yazılıyor. Gençler ilk 3 tek asal sayımız neler arkadaşlar? Bakın 3, 5 ve 7. Burada 3, 5, 7'yi gençler kullanarak sayılar elde edeceğim. O halde öncelikle sayılarımızı elde edelim. 357 olabilir. Evet, 3 sabit kalsa gençler 7 ile 5'i yer değiştirin. 375 olabilir. Evet, bu sefer 5'i öne yazarsam 537, 573, 7'yi öne yazarsak 735 ve 753. Elde edebileceğimiz sayılar gençler bunlardır. Peki bunlarsa şimdi benden ne istiyor arkadaşlar? Birinci öncülde tam kare olması imkansız olaydır. Şimdi gençler elde ettiğim sayılara dikkat ederseniz tam kare sayı yok. Bundan dolayı yani tam kare ne demekti gençler? Herhangi bir sayının karesi olan sayıydı. Bakın tam kare ifade olmadığı için bu bilgi doğrudur. 3 ile tam bölünebilmesi kesin olaydır diyor gençler. Şimdi rakamları toplarsak bakın şöyle 3 artı 5 artı 7 topladığımız zaman 15 olur. Sayının neresi olursa olsun fark etmez gençler. Yerleri önemli değil. Toplamları 15 olduğu için 3 ile bölünebilmesi kesin olaydır. Bu bilgi de doğrudur. 5 ile tam bölünebilmesi imkansızdır diyor. Gençler bakın burada 375 sayısı ve 735 sayısı bu imkansız durumu engelliyor diyor diyelim. O halde bu bilgi yanlıştır. Yani 1 ve 2 doğrudur. C şıkkı doğru yanıttır diyoruz. Evet, 9. sorumuza geçelim. Aynı iş yerinde çalışan Akın, Nermin, Enes, Kadir, Eda ve Kader öğle arasında bir lokantaya yemek yemeye gitmiştir. Oturacakları masa ve sandalyeler aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Önce Nermin ve Kader sipariş vermiş sandalyelerine oturmuşlardır. Daha sonra diğerleri de kalan 4 sandalyeye rastgele oturacaklardır. Buna göre kızların tümünün masanın aynı tarafında olma olasılığı kaçtır? Gençler burada olayın olma olasılığı istenen bölü tüm durumlarda. O halde olasılık, bakın istenilen gençler buradaki kızların yanına oturması. Yani bir tane istenen durum var. Ama 4 tane alternatif var gençler. O halde 1 bölü 4 olur. Olasılık değeri ve B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Evet sevgili gençler, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.